İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Parlamentosu tarafından Fransa Ulusal Temsilciliğine gönderilen resmi yazı. Rustam Gasparyan'ın oğlu şehit düştü. Kendisi ağır yaralı. Sabah erkenden düşman kuzey ve güney temas hattı boyunca saldırıya başladı. Milano şehri Arsak'ın bağımsızlığını tanıdı. Lüksemburg parlamentosu Azerbaycan'ın saldırgan askeri eylemlerini kınayan bir kararı oy birliğiyle kabul etti. Konifa, Dağlı Karabağ'da barış çağrısı yapıyor. İlk Ermeni süreli yayına azdarar 16 Ekim 1794 tarihinde Hindistan'ın Madras kentinde yayın hayatına başladı. Batı Ermenistan Parlamentosu Başkanı Ordo Basmacian ve Başkan Yardımcısı Lidya Margosyan, Batı Ermenistan Parlamentosu tarafından Fransa Ulusal Temsilciliğine bir mektup gönderdi. Bayanlar ve baylar, atalarının topraklarında 10 bin yıldan fazla yaşayan yerli Artsakh Dağlı Karabağ nüfusu, 2020 yılının 27 Eylül'ünden bu yana bir kez daha şiddete ve Azerbaycan saldırısına maruz kaldı. 1921'de Sovyetler Birliği, Azerilerin Ermenilere karşı ırkçı ve ayrımcı politikalar izlediği bir bölge olan Arsah'ı Ermeni halkının iradesine karşı ve uluslararası hukuka aykırı olarak Azerbaycan'a keyfi olarak verdi. 70 yıllık sömürge baskısının ardından Ermeni halkı Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği mevzuatı ve uluslararası standartlara uygun olarak kendi devlet yapısını kurarak kendi kaderini tayin hakkını kullanmaya karar verdi. Sovyetler Birliği'nden ayrılma süreci Ermenistan ve Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri ile birlikte başladı. Dolayısıyla söz konusu olan ayrılıkçılık değil, 10 Ağustos 1920'de Sevde imzalanan Uluslararası Barış Antlaşması'nın ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın temeli olan birinci madde uyarınca halkların kendi kaderini tayin hakkı ile ilgilidir. Bu karar Bakü, Girovaba, Sumgayit'te katliamlara neden oldu ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nde binlerce Ermeni öldürüldü. 1991 yılında Arsah Cumhuriyeti'ne karşı Azerbaycan tarafından saldırı gerçekleşti. Bu savaş on binlerce kurbana neden oldu ve 14 Mayıs 1994'te imzalanan ateşkes ile ve Arsah halkının zaferiyle sona erdi. Bugün Türkiye Silahlı Kuvvetleri tarafından açıkça desteklenen bu yeni Azerbaycan'ın saldırganlık savaşı, Uluslararası Ceza Mahkemesi, Roma statüsü ve Uluslararası Sivil Hukuka göre hukuken bir savaş suçu olarak görülen sivil halka yöneliktir. Bu yeni savaş 1920'de müttefik güçler tarafından tanınan Batı Ermenistan topraklarında Ermeni devletinin doğu sınırlarını belirleme sorunuyla doğrudan bağlantılıdır. Uluslararası Hukuk Anlaşması'nın 92. maddesine göre Ermenistan yani Batı Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan'ın ilgili sınırları ilgili devletler arasında doğrudan anlaşma ile belirlenmektedir. Eski Bargavaç Hayastan Müreffah Ermenistan Partisi Milletvekili Rustam Gasparyan'ın 26 yaşındaki oğlunun dün gece Ermeni-Azeri savaş cephesindeki yoğun çatışmada şehit düştüğünü ve Gasparyan'ın baş ve vücudunun diğer bölgelerinde ağır yaralandığını ve ameliyat olduğunu az önce öğrendik. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armena Gabrahamyan özellikle şu sözleri içeren bir taziye mesajı gönderdi. Gasparyan ailesine ve yakınlarına desteğimi ifade ediyorum ve sınırsız acınızı paylaşıyorum.'' Batı Ermenistan parlamentosu da ailenin kaybına yas tutuyor. Yaralı Rustam Gasparyan'ın sağlığı için kurbanların ruhlarının huzuru için dua ediyor. Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı temsilcisi Arzur Novanisyan sosyal medya hesabı Facebook sayfasında sabahın erken saatlerinde yaklaşık bir saatlik yoğun bombardımandan sonra düşmanın kuzey yönünde geniş çaplı bir saldırı başlattığını yazdı. Yazıda birkaç kez saldırgan dalgalarla mevzilerimizi işgal etmeye çalıştılar. Ancak Ermeni askerlerinin cesareti ve becerisi sayesinde büyük kayıplarla geri püskürtürdüler. Bir başka saldırıyı geri püskürtürken düşman piyade birliklerimizin darbelerinden kurtuldu. 15-16 Ekim gecesi özellikle şafak vakti düşman Martun şehrinin Garmir Şuga ilçesi yönünde ve sabah saatlerinde Berdaşan beldesi yönünde yoğun topçu ateşi açtı. Hadrut bölgesindeki Doğ, Kaşata bölgesindeki Dikranavan, Aygehovit ve Ahavno yerleşim yerlerini bombaladı. İtalya'nın Milano şehri Matteo Forte tarafından sunulan ve Artsah'a karşı Türk-Azeri saldırganlığını kınamayı ve Artsah'ın bağımsızlığını tanımayı öngören bir tasarıyı kabul etti. Tasarının kabulünde Ermenistan Cumhuriyeti'nin İtalya Büyükelçisi de hazır bulundu. Lüksemburg parlamentosu Azerbaycan'ın Arsak'a karşı başlattığı savaşı kınayan bir kararı oy birliğiyle kabul etti. Armin Press tarafından aktarılan bilgiye göre kararda özellikle şöyle deniyor. Lüksemburg Temsilciler Meclisi Ermeni nüfuslu Artsakh Dağlı Karabağ'ın egemenliği konusundaki Ermenistan ile Azerbaycan arasında süren ölümcül mücadelenin devam ettiğini dikkate alarak Azerbaycan'ın 27 Eylül 2020'de Artsah Dağı Karabağ'ın kontrolünü ele geçirmek amacıyla silahlı saldırı başlattığını kaydederek devam eden savaşların 1994'te imzalanan ateşkes'ten sonra en acımasız olduğunun farkına vararak başta Türkiye olmak üzere üçüncü ülkelerin katılımıyla ilgili artan zorluklara dikkat çekerek Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriyeli paralı askerler ve askeri teçizat tedarik ederek Azerbaycan'a siyasi ve askeri destek sağladığını kabul ederek Türkiye'nin ateşkesin ancak Yerevan'ın Ermenistan Cumhuriyeti'nin desteklediği güçlerin ihtilaflı bölgeden çekildiğinde kurulacağı ısrarıyla ultimatum verdiğini kanıtlayarak üçüncü şahısların katıldığı bu askeri ve siyasi çatışmanın daha büyük bir çatışmaya yol açabileceğini kabul ederek hükümeti 1994'te imzalanan antlaşmanın ateşkes hükümleriyle çelişen tüm askeri eylemleri açıkça kınamaya, başta Türk askeri yardımının Azerbaycan olmak üzere çatışmanın taraflarına her türlü dış müdahaleyi kınamaya, Arsak Dağlı Karabağ'daki ateşkes girişimini desteklemeye ve 1994 Mayıs ayında imzalanan ateşkes ilkelerine saygı duymaya çağırıyor. Konifa, anlaşmazlıkları çözmek için askeri eylemlerinin kullanılmasını kınıyor ve sorunun anlamlı diyalog yoluyla çözülmesine inanıyor. Konifa, Arsah Dağlı Karabağ ittifakında tırmanan durumdan üzüntü duymaktadır. Konifa Başkanı Per Anders Blind yaptığı açıklamada düşüncelerimiz çatışmanın kurbanlarıyla ilgili dedi. Arsah'ın 2019 yılında komşu devlette büyük heyecan yaratan Konifa Avrupa Futbol Kupası turnuvasına ev sahipliği yaptığını hatırlatalım. Katılımcı ülkeler arasında turnuva sonucunda ikinci yeri alan Batı Ermenistan Milli Futbol Takımı da yer aldı. Ermeni gerçekliğinin ilk süreli yayını olan Azdarar, 16 Ekim 1794'te Hindistan'ın Madras kentinde ilk yayınına başladı. Editörü Rahip Harutyun Şimavonyan'dı. 1796 yılına kadar yayınlandığı maddi sıkıntılar nedeniyle durduruldu. Eski Ermenice Grapar kısmen Hint Ermenice ve yeni Culfa lehçelerinde yayınlanmıştır. Azdarar bilimsel, tarih bilimi, edebi ve kamuya açık bir dergiydi. Hindistan'daki Ermenilerin hayatını yansıtıyordu. Ermeni halkının aydınlanmasına, ulusal öz bilincine ve kurtuluş sorunlarına atıfta bulundu. Ayrıca şiirler, masallar, sohbetler, hikayeler, ahlaki içerikli eğitici makaleler yayınlandı ve Güney Kafkasya'da meydana gelen olaylar hakkında bilgi verdi. Dergi kolonideki Ermenileri ana vatanlarına dönmeye çağırdı. Azdarar'ın bazı sayıları kırmızı harfle resimli olarak yayınlandı. Şimabonyan, Madras, Kalküta, Basra, Çin ve Filipinler'den yazılar alıyordu ve Yerevan ile Şuşi'den makaleler yayınlandı. Bugün için bu kadarını ön gördük. Şimdi size Garin adlı geleneksel şarkı ve dans grubu tarafından icra edilen Şadahi Razmavar adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.